Merhaba arkadaşlar ben Zafer Hoca. Bu videomuzda artık 8. sınıf 1. dönem 1. yazılıya hazırlanacağız. Yazılıda çıkabilecek tüm kazanımlarla ilgili örnekler hazırladım. Çok güzel sorular seçtim. Bu soruların hepsini mutlaka yazılıya girmeden öğrenin. Bunları öğrenerek yazılıya girersek arkadaşlar yazıdan artık hiç korkmanıza gerek kalmayacak. Çünkü tüm kazanımlar bu soruların içerisinde mevcut. Yazılıya açıklamalardaki linkten indirip kendiniz de çözebilirsiniz. Kanalıma abone olarak, yorum yazarak, beğenerek bana destekli olabilirsiniz. Öyleyse hemen ilk sorumuzla başlıyoruz. Evet birinci sorumuz arkadaşlar. 210 sayısının çarpanlarının kaç tane, asal çarpanlarının kaç tane olduğunu sormuş. Asal olmayan çarpanlarını sormuş, bölenlerini sormuş. Buradaki yöntemimiz şu olmalı arkadaşlar. 210'un eğer tüm çarpanlarını bizden istiyorsa nasıl yapıyorduk arkadaşlar? 1 çarpı 210 diye başlıyorduk çarpanlarını bulmaya. Daha sonra 2'ye geçiyorduk. 2 ile neyi çarparsam 210'u verir? Tabii ki 210'un yarısını yani 105'i çarparsak. Daha sonra 3'e geçiyorduk. 3 ile çarptığımızda 210'u verebilen bir sayı var mı diye bakıyoruz. Evet 210'un rakamlar toplamı 3'ün katı olduğu için 3'e bölünür. Yani 3 ile çarptığımızda 210'u veren 70 var. Peki 4'e bölünür mü? Hayır son iki basamak bakın 4'ün katı değil. O zaman geçiyoruz 5'e. 5 ile e. çarptığımızda 210'u veren bir sayı var mı? 210'u 5'e bölün bir kenarda. 42 olduğunu göreceksiniz. Daha sonra geçiyoruz 6'ya. 210'u... Acaba 6'ya neyi çarparsak bize 210'u verir? 210'u 6'ya bölebilirsiniz. Veya şuradan hani 3 çarpı 70 210 sa o zaman 70'i 2 çarpı 35 diye ayırdığınızda 6 çarpı 35'in de 210 olduğunu görebilirsiniz. 7'ye bölünür mü? Evet bölünür. 7 ile çarptığımızda 210'u veren 30 var. 8'e bölünmüyor arkadaşlar. 9'a bakıyoruz. Rakamlar toplamı 9'un katı değil. 9'a da bölünmüyor. Geçiyoruz o zaman 10'a. 10 ile 10 çarptığımızda 210'u veren ne var diye bakıyorum. 21 var. Sonra geçiyorum 11'e. 11'e bölünmüyor. 12'ye geçiyorum. 4'e bölünmediği için 12'ye de bölünmüyor. 13'e de bölünmüyor ama 14 bakın hem 2'ye bölündüğü için hem 7'ye bölündüğü için 14'e de bölünüyor. Peki 14'e bölünde neyi 14'te neyi çarparsak 210'u verir? 14 15'i çarparsak bize 210'u verir. Tabi bunu yaptığımız arkadaşlar hiçbirini gözden kaçırmamanız gerekiyor. Çarpanların hiçbirini. Bir de şöyle kontrol edebilirsiniz. Acaba gözden kaçırdığım çarpan var mı yok mu diye. Hani zaten asal çarpanlarını da soruyor ya. Bu yaptığımız işlem arkadaşlar, şu bulduğumuz pozitif çarpanlar. Kaç tane çarpanı varmış bakalım? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 tane çarpanı varmış. Asal çarpanlarını buradan görebilirsiniz aslında bakın. 2 asal bir çarpan, 3 asal bir çarpan, 5 var asal bir çarpan, 7 var. Başka yok. Ama asal çarpanlarını ayırarak. Acaba gözden kaçırıp kaçırmadığımız bir çarpan var mı? Hani biz burada 16 saniye bulduk ya. Onun kontrolünü de yapabilirsiniz. Onu da gösterelim. Eğer 210'un sadece asal çarpanlarına bakacaksanız. Asal çarpan algoritmasıyla 2'ye bölerek başlıyoruz. 210'u 2'ye böldük. 105. 105 2'ye bölünmüyor. 3'e geçtik. 105'i 3'e böldük. 35. 35'i 5'e böldük. 7. 7'yi de 7'ye böldük. 1. Demek ki 210 sayısı 2 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 1 çarpı 7 üzeri 1. Kaç tane asal çarpanı var görüyorsunuz. Bakın 4 tane asal çarpanı var. 2, 3, 5 ve 7. Burada da zaten sarıya boyamıştım. Az önce bahsettiğim toplam çarpan sayısını bulma yöntemi de şöyle. Buradaki asal sayıların üzerlerini birer artırıyorsunuz. Mesela bunun üzerinde 1 var. Bunu bir artır. E bunun üzerinde 1 var. Bunu da bir artır. E bunun üzerinde 1 var. Bunu da bir artır. Hepsinin üstlerini birer artırıyorsunuz. O zaman ne oluyor? 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2. 16 tane çarpanı olduğunu buradan da bulabiliyorsunuz. 16 tane pozitif çarpanı var. Demek ki hiçbir çarpanı gözden kaçırmamışım değil mi? Hepsini doğru bulmuşum. Gelelim 210'un asal olmayan pozitif çarpanlarının kaç tane olduğunu istiyor. Bu da çok kolay. 16 tane pozitif çarpanı vardı. E bunlardan 4 tanesi asalsa geriye arkadaşlar ne kalıyor? 12 tane asal olmayan pozitif çarpanı kalıyor. Peki 210 sayısının kaç tane böleni vardır? Bölenle çarpan aynı şeydi arkadaşlar. Burada bir şaşırtmaca var. O yüzden 16 tane çarpanı varsa pozitif 16 tane de böleni vardır. İlk soruyu bu şekilde öğrenip yazılıya girersek bir soru garanti cepte. Geçelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuz arkadaşlar bakın yine 2, 3 ve 7 asal çarpanlarına ayırmış 504'ü. Yani asal çarpanlarına ayırmaya ilgili bir soru. 504'ü asal çarpanlarına ayırmamızı istiyor. Yanına çizgi çektik. Yazıda mutlaka bu asal çarpan algoritmasını bilmeniz gerekiyor. Peki 504'ün bölen en küçük asal sayımız 2 ile başlıyoruz. 504 2'ye bölünürse 252 yapacak. 252 tekrar 2'ye bölünüyor arkadaşlar. 252'nin yarısı 126 bakıyorum çift sayı olduğu için tekrar 2'ye bölünüyor. 2'ye bölünmesi bitene kadar devamlı 2'ye böleceğiz. Aha da bitti. 63 artık 2'ye bölünmüyor. 2'den sonraki asal sayıya geçeceğiz. 3'e bölünür mü? Evet, rakamlar toplamı 3'ün katı, 3'e bölünür. 21 olur. 21 tekrar 3'e bölünüyor. 3'e bölersem 7 olur. Artık 3'e bölünmediği için 5'e geçiyorum. Ama 7 5'e de bölünmüyor. Sadece 7'ye bölünüyor. Öyleyse 504 sayısı bakın buradaki asal sayıların çarpımına eşit. Peki kaç tane 3 var? Kaç tane 2 var? 3 tane. Kaç tane 3 var? Bakın, 2 tane ve 1 tane de 7'den oluşuyor. Demek ki 2'nin üzerindeki a'nın 3 olması gerekiyormuş. 3'ün üzerindeki B'nin 2 olması gerekiyormuş. 7'nin üzerindeki C'nin de 1 olması gerekiyormuş. Cevabımız da 6 olmalı. Geçelim sıradaki sorumuza. Üçüncü sorumuz aralarında asallıkla ilgili. Aralarında asallık neydi? Önce bir hatırlayalım. İki sayıyı da bölen birden başka ortak pozitif bir çarpan olmamalı. Yani ikisine bölen ortak sadece bir olmalı. Mesela 84 ile 55 acaba aralarında asal mı? Bunu bulmanın en güzel yöntemi aslında 84'ün asal çarpanlarına bakmak. 84'ün asal çarpanları içerisine bakıyorum. 2'ye bölersem 42. 2'ye bölersem 21. 3'e bölersem 7. 7'ye bölersem 1. Şimdi 55'in asal çarpanlarına bakalım. 2'ye 3'e bölünmüyor. 5'e bö böldüm. 11 oldu. Bir de 11'e bölündü. 1 oldu. Bakın ortak asal çarpanı var mı? Yok. Aralarında asallıklar arkadaşlar. Benim size tavsiyem bu şekilde asal çarpanlarına ayırın. Ortak asal çarpanları yoksa Evet bunlar aralarında asaldır diyebiliriz. Yani buna D harfini yerleştiriyoruz. Geldik 98'e 99'a. Burada hiç bakmamıza bile gerek yok. Çünkü arkadaşlar ardışık iki sayı daima aralarında asaldır. Yani asal çarpanlarını ayırmanıza gerek yok. Direkt doğru diyebilirsiniz. Peki ardışık iki çift sayı aralarında asal olur mu? Kesinlikle olmaz arkadaşlar. Neden? Çünkü çift sayıların ikisi de ikiye bölünür. Örnek verelim. Mesela 24 ve 26 sayılarını düşünün. Bu da 2'ye bölünür. Bu da 2'ye bölünür. O yüzden bunlar aralarında asal olamaz. Peki ardışık iki sayı aralarında asal mıdır? Evet arkadaşlar ardışık 2 pozitif sayı daima aralarında asaldır. Öyleyse buna da doğru diyeceğiz. Bu yukarıdaki örnekte olduğu gibi 98 ile 99. Bütün pozitif tam sayılar 1 aralarında asal mıdır? Evet bu da çok doğru. Bütün pozitif tam sayılar 1 ile aralarında asaldır. Örneğin işte 43 ile 1. İkisini bölen birden başka sayı yok. O yüzden bunlar da aralarında asaldır. Bu sorumuz da bu şekilde. Geçelim arkadaşlar dördüncü sorumuza. Evet geldik dördüncü sorumuza. Dördüncü sorumuzda 120 ve 84 sayılarıyla ilgili ikisini bölen en büyük sayıyı sormuş. Sonra bakın ikisini de tam bölen diğer sayıları sormuş. İkisini de bölünen en küçük sayıyı sormuş. Ve ikisini de bölünen ikinci en küçük sayıyı sormuş. Şimdi burada arkadaşlar tabii ki ikisini de bölen en büyük sayının EBOB olduğunu bilmeniz gerekiyor. Çünkü ikisinin ortak bölenlerinin en büyüğü değil mi EBOB? İkisine tam bölünen en küçük sayının da ekok olduğunu bilmeniz gerekiyor. Çünkü ekok neydi? İkisinin de ortak olan katı. İkisinin ortak olan katı ikisine de bölünür. O zaman ikisinin EBOB ve ekoklarını bulmak için 120 ve 84'ün yanına çizgi çekerek başlıyoruz. EBOB ve ekok bulmayı mutlaka yazdan önce öğrenip yazılıya öyle girelim. İkisini bölen 2 ile başlıyorum. En küçük asal sayımızda. 2 hem bunu böldüğü için hem de bunu böldüğü için buna işaret koyuyoruz. Tekrar 2'ye bölüyoruz. E bunu böler, bunu da böler. İkisini böldüğü için buna tekrar işaret koyduk. Ama şimdi tekrar 2'ye böldüğümüzde bir tanesini böldü, diğerini bölmedi. 2'ye bölme işlemimiz bittiğine göre artık 3'e geçeceğim. Bakın işaret koymadım çünkü sadece bir tanesini böldü. İkisini böldüğü zaman işaret koyuyoruz. 2'den sonraki asal sayımız 3'e geçtik. Bunu böldü. Bunu da böldü. İkisini böldüğü için işaret koydum. Şimdi arkadaşlar mecburen 5'e böleceğim. Bunu böler, bunu bölmez. Bir de 7'ye böleceğim. Bunu böler. İşte bu işaretli olanların çarpımı kaç? Bakıyorsunuz ebobları 2 çarpı 2 çarpı 3'ten 12. İşte bu ne anlama geliyor arkadaşlar? Bu ikisini de bölen, ikisini de tam bölen en büyük sayı 12'ymiş. 12'den daha büyük bir sayı yokmuş ikisini bölen. Peki ikisini bölen diğer sayıları nereden bulacağız? İkisinin ortak çarpanlarını istiyor. Onun da çok güzel bir yöntemi vardı. EBOB'un çarpanları iki sayının ortak çarpanlarını verir. Nedir arkadaşlar EBOB'un çarpanları? 1 çarpı 12, 2 çarpı 6, 3 ve 4. İşte bunlar bu 6 tane sayı ikisinde bölen sayılar olur. Buraya yazalım arkadaşlar. İkisini tam bölen pozitif 6 tane sayı var. Peki ekokları nasıl hesaplanır? Ekokları da yani ikisinin de ortak katlarının en küçüğü. Buradaki sayıların hepsini çarparız. Yani 2 üzeri 3 8. Sonra 8 çarpı 3. Sonra 5 çarpı 7. Ne yapar bir hesaplayalım. 8 kere 3. 24. 24 ile 5'i çarptık 120. 120 ile 7'yi çarparsak 840 mı olur? O zaman ikisine de tam bölünen arkadaşlar en küçük sayı 840'mış. Hem 120'ye bölünüyor hem de 84'e bölünüyor. İkisine de tam bölünen en küçük sayı. Peki arkadaşlar ikisine bölünen en küçük sayı 840 sa ikisine de bölünen en küçük diğer sayı ne olur? O da arkadaşlar ekokun katları. Nasıl ebobun çarpanlarına bakıyorsak ekokun da katları alınırdı. Dolayısıyla o da 1680 olmalı. İkisine bölünen ikisinin ortak katının ikincisi 840'ın katı olan 1680 olacaktır iki katı. Hatta 3 katı da olabilir ikisinin ortak katları değil mi? Bu şekilde ortak katları sonsuza kadar gider. Geçelim sıradaki sorumuza. Evet sıradaki sorumuz da arkadaşlar yine bilmemiz gereken çok önemli kazanımlarla ilgili. Bunlar öz özellikle yeni nesil LGS sorularında demelerinde de karşımıza çıkıyor. Bu bilgiler çok işimize yarar. Mesela tek sayıda çarpan olan sayılar hangi sayılar? 3 tane çarpan olan, 5 tane çarpan olan bunlar arkadaşlar tam kare sayılardı. Bunlara iki basamaklı örnekler vermemizi istemiş. Örneğin verelim mesela 25'in arkadaşlar çarpanları tek sayıda olur. Örneğin 16 da tam karevi sayı. Bunun da çarpanları tek sayıda olur. İsterseniz şöyle küçük bir örnek yapalım. 25'in çarpanları 1 çarpı 25, 5 çarpı 5 olduğu için bakın 3 tane çarpanı var. Tek sayıda 16'ya bakalım isterseniz. 1 çarpı 16, 2 çarpı 8 ve 4 çarpı 4 olduğu için 2, 4. 5 tane çarpanı var görüyorsunuz. Yani tek sayıda. Öyleyse tek sayıda çarpan olan sayılar tam kare sayılar unutmayalım. Geçelim arkadaşlar ikincisine. İkincisinde 2 iki tane çarpanı olan sayıları bizden istemiş. 2 tane çarpan olan sayılar nelerdi? Asal sayılardı. Örneğin 13 sayısını düşünün. 13'ün çarpanları sadece 1 ve 13 başka çarpanı yok. Pozitif çarpanları değil mi? Bir tane daha asal sayı örnek verelim. Mesela ne olsun o da? 19 olsun. 19'un da yine çarpanları 2 tane. 1 ve 19. Geçelim 3 tane çarpan olan sayılara. 3 tane pozitif çarpan olan sayılar arkadaşlar. Sadece asal sayıların karesi olan sayılar. Örneğin mesela ne vermiştik? 5'in karesi 25. Yine 3 tane asal çarpan, 3 tane çarpanı var. 16'da arkadaşlar ama tam kare ama bakın asal sayının karesi değil. 4'ün karesi olduğu için bunun çarpanları 5 tane bakın şurada yaptık. Bunun çarpanları 5 tane. Bunun çarpanları 3 tane. Bizden 3 tane çarpanı olanları istemiş. Mesela 49. 49 da bir asal sayının karesi olduğu için bunun da 3 tane çarpanı var. Biri 1, bir, biri 49, biri de 7. Bunun da bakın 3 tane çarpanı var. 3 tane çarpanı olan sayılar neymiş? Asal sayının karesi olan sayılar. Gelelim bir tane asal çarpanı olan sayılara. Bir tane asal çarpanı olan sayılar. Bir defa asal sayılar kesin olur. Örneğin 13'ün bir tane asal çarpanı var. Bir de asal sayıların karesi, küpü, 4. kuvveti, 5. kuvveti örneği mesela 32. 2 üzeri 5 ya. Bunun da bir tane asal çarpanı var. 32'yi şöyle asal çarpanlarına ayırdığımızda sadece 2 olduğunu görüyorsunuz. Başka asal çarpanı yok. Görüyorsunuz sadece 2, 2 üzeri 5. Demek ki bir tane asal çarpan olan sayılar hem asal sayılar olur hem de asal sayıların karesi küpü mesela 27'nin de bir tane asal çarpanı var. Gelelim 3 tane asal çarpanı olan sayılar. Onun da en küçüğü arkadaşlar 30. 3 tane asal çarpan olan en küçük sayı 30. Çünkü içinde hem 2 var hem 3 var hem 5 var. Bir de 60'ı verebiliriz. 60'ın içerisinde de arkadaşlar 2'nin karesi 3 çarpı 5 yine 3 tane asal çarpan var. Bunları da öğrenip sınava mutlaka öyle girelim. Geçelim 6. sorumuza. 6. sorumuz arkadaşlar. Bakın 216 ve 180 cm uzunluğunda 2 tane çubuğumuz varmış. Bu iki tahta çubuk eşit uzunlukta parçalara ayrılacakmış parçaların uzunluğu da 20 santimetreden az olacakmış. Bu iş için en az kaç kesim yapmak gerekir? Eğer az kesim yapmak istiyorsak parçaları mümkün olduğu kadar büyük seçmeliyiz. Peki bir parçanın uzunluğu hem 216'yı tam bölmeli hem de 180'i tam bölmeli değil mi? O zaman aklımıza ne geldi? Hem büyük olacak hem de ikisini tam bölecek. İkisini tam bölen en büyük sayı arıyoruz. Yani bu soru bir EVOP sorusu. Hemen 216 ile 180'in EBOB'larını bulmak için yanlarına çizgiyi çektim. Ve 2'ye bölerek başladım. Bunu 2'ye bölersem 108 oldu. Bunu 2'ye bölersem 90 oldu. İşaret koyuyorum ikisini de böldüğü için. Tekrar 2'ye böldüm. Burası 54. Burası 45 oldu. İkisini böldüğü için işaret koydum. Tekrar 2'ye bölüyorum. Bunu böldü ama bunu bölmediği için işaret koymadım. Geçtim 3'e. 3'e bölersem bunu böler 9. Bunu da böler 15. İşaret koydum ikisini böldüğü için. Tekrar 3'e bölersem bunu da böldü, bunu da böldü. işaret koydum. Şimdi 3'e bölersem bunu böler, bunu bölmez. 5'e de bölersem bunu böler. Peki EBOB neydi? Sadece işaretli olanların çarpımı. Yani 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi. Bu da 6'nın karesi yani 36. Bulduğumuz 36'nın anlamı ne arkadaşlar? Bir parçanın alabileceği en büyük uzunluk. Yani bir parça en fazla 36 santimetre olabiliyormuş. Bir parça en fazla 36 santimetre olabiliyor. Ama bir parçanın uzunluğu 20 santimetreden az dediği için biz ne demiştik? Ebob'un çarpanları da olabilir değil mi? İkisini bölen diğer sayılar Ebob'un çarpanlarıdır. Peki 36'nın diğer çarpanlarında en büyük ne var? En büyük arkadaşlar 18 var. Yani 1 çarpı 36 2 çarpı 18, 3 çarpı 12 diye bütün çarpanlarına bakabilirsiniz. 4 çarpı 9 işte 6 çarpı 6. Bunların hepsi olabilir çubuğun uzunluğu. Çünkü bunların hepsi hem 216'yı tam bölüyor hem de 180'i tam bölüyor. Fakat en büyük dediği için biz bir parçanın uzunluğunu 18 santim almalıyız. Peki 18 santim alırsak bakalım 216 olan kaç parça oluyor? 216'yı 18'e bölüyorum. 12 parça olur. Ama şunu da unutmayın. 12 parça yapı, elde edebilmek için 11 kesim yapılır. Değil mi? Mesela 2'ye bölmek için bir defa kesiyoruz. 3'e bölmek için 2 defa kesiyoruz. Yani parça sayısının bir eksiği kadar kesim yapılır. Biraz şöyle sorumuzu yukarı doğru kaydıralım. Geçelim diğerine. 180 santimetrelik parçayı 18-18 parçalarsak 10 parça olmuş oluyor. Ama 10 parça elde etmek için 9 kesim yapıldığında sakın unutmayın. Bizden arkadaşlar kesim sayısını istediği için cevabımız 20 kesim olmalı. En az 20 kesimde bunu eşit parçalara ayırabiliriz. Geçelim sıradaki sorumuza. Sıradaki sorumuzda 360 metre uzunluğundaki bir yolun bir tarafına 9 metre arayla diğer tarafına 12 metre arayla yolun başında ve sonunda karşılıklı birer tane olacak şekilde ağaçlar dikilecekmiş. Buna göre karşılıklı aynı hizaya gelen ağaç sayısı kaçtandır diye sorulmuş. Şimdi şöyle düşüneceğiz. Önce şöyle bir yol çizelim. Yolumuzun uzunluğu arkadaşlar 360 metre. Yolun bir tarafına şöyle 9 metre aralıklarla e, ağaçlar dikiyoruz. Yolun diğer tarafına da 12 metre aralıklarla ağaçlar dikiyoruz. Peki bunlar kaç metrede bir karşı karşıya gelir? Bu iki aracın, iki ağacın karşı karşıya geldiği yerler bizim için önemli. Ne yapmak gerekiyor? Hep 9'un katlarına geliyor ya biri 9. metre, 18. metreye, 27. metreye geliyor ağaçlardan biri. Diğeri ise 12'nin katlarına denk geliyor. 12, 24, 36 gibi. O zaman aklımıza ne geldi? 9 ve 12'nin ortak katı olan bir metre varsa bu metrede ağaçlar karşı karşıya gelir. 2'ye bölersem bunu böldü. Bunu bölmedi. Tekrar 2'ye bölersem bunu böldü. Bunu bölmedi. 3'e bölersem hem bunu böler hem bunu böler. Ebob gerekmiyor ama yine de işaret koydum el alışkanlığı. 3'e bölersem bunu böldüm. Şurayı silelim. O zaman ortak katları bunların hepsinin çarpımı ne çıktı arkadaşlar? 4 kere 9. 36 metrede bir demek ki bu ağaçlar karşı karşıya geliyor. Peki gelelim 360 metrede bakalım 36 kaç kere var? 10 kere var arkadaşlar. Ama 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 en başta ve en sonda dediği için mutlaka bir ekliyorsunuz. Demek ki bu ağaçlar 11 kez karşı karşıya geliyor. 11 kez karşılıklı bir dizilim yapmış oluyor. En başta ve en sonda dediği zaman bir eklemeyi sakın unutmayın. Peki neden şıklarda 11 yok? Çünkü 11 kez karşı karşıya geldi. Hem bu tarafta 11 ağaç hem de karşı tarafta 11 aç. karşı karşıya geldiği için karşı karşıya gelen aç sayısı toplamda 22 tane olmuş oluyor. Onu da şöyle yapalım. 11 artı 11 eşittir cevabımız 22 olacak. Geçelim sıradaki sorumuza. Evet sıradaki sorumuz üstü sayılarla ilgili arkadaşlar. Üstü sayılarda negatif üstle ilgili. 2 üzeri 7 zaten 7'nin sıfırdan biliyoruz nasıl hesaplayacağımızı. 7 tane 2'nin yan yana çarpımından oluşuyordu. Bunu eski konularımızda da yapabiliyoruz. Kaç tane? 2, tane, 2 4, 6, 7 tane 2 yan yana çarpılırsa 128. Ama bu sene öğrendiğimiz konuya geçelim. İşte bu sene bilmemiz gereken negatif üst çok önemli. Sakın negatif üstün sayıyı eksi yaptığını falan düşünmeyin negatif 3 sadece pay ve paydayı takla attırmaya yarıyor. Yer değiştirmeye yarıyor. Öyleyse bunun paydasında görünmeyen bir 1 var. Üzerindeki eksi 1'den dolayı bu 1 yukarı geçiyor. 3 aşağı geçiyor. 3 üzeri eksi 1. Bakın sayı sadece takla attırmaya yarıyor. Peki burada nasıl olacak? Bunun da paydasında 1 var. 1 yukarı geçerse 5 üzeri eksi 4 de aşağı geçiyor ama üzeri artı 4 oluyor. Paydaydı. Paydaya geçince üzeri artı 4 oldu. Şimdi 5 üzeri 4'ü normal hesaplarsanız ama payda da hesaplayacaksınız tabi. Ee, 4 tane 5'in yan yana çarpımı. Bunu da zaten çoğunuz artık ezbere biliyorsunuzdur. 25 çarpı 25 cevabımız 1 bölü 625. Gelelim son sorumuza. Yine negatif yüz kesinlikle bu sene bilmemiz gerekiyor. Neydi yöntem? Üste eksi görürseniz sayıyı taklattırın. Yani pay ve paydasını yer değiştirin. Pay yukarı, payda yukarı geçti. Pay aşağı geçti. Üzeri artık eksi 3'tü ya. Oldu sana artı 3. Yani bizim bildiğimiz eski sorulara dönüştü. Üzeri 3 olduğu zaman 3 bölü 2'yi 3 defa yan yana çarp demek değil mi? Peki rasyonel sayılarda çarpma nasıl yapılırdı? Yukarıdakileri çarpardık. Yukarıya yazardık. 3 çarpı 3 çarpı 3. Aşağıdakileri çarpardık. Aşağı yazardık. 27 bölü 8. Evet negatif çok önemli. Bunu öğrenmeden sınava girmeyelim. Geçelim sıradaki sorumuza. Evet sıradaki sorumuz yine üstü sayılarla ilgili arkadaşlar. Bu defa üslü sayılarda negatiflik, pozitiflikle ilgili bir de üssün üssü ile ilgili bilmemiz gereken kazanımlar var. Yine bu sene öğrendiğimiz. İlk sorumuzla başlayalım. Eksi 4 üzeri 2 demiş arkadaşlar. Bakın normalde çift kuvvet sayıyı pozitif yapıyor. Ama nasıl? Bu çift kuvvetin mutlaka parantezin dışında olması gerekiyor ki sonuç pozitif çıksın. Ama burada çift kuvvet parantezin içinde önce eksiyi yazarsınız. 4'ün karesini alırsanız işte bunun sonucu eksi 16 olur. Gelelim ikincisine. İkincisi zaten tek kuvvet olduğu için sonuç eksi olacak. Ve 2 üzeri 5 demek zaten 5 tane 2'nin yan yana çarpımı. Bunu uzun uzun diye yazmayacağım. Direkt eksi 32 diyeceğim. 5 tane 2'yi yan yana çarparsanız. Geldik üçüncüsüne. Üçüncüsüne yine bakın bir şaşırtmaca var. Sanki çift kuvvet varmış gibi ama hiç önemli değil bu parantezin içindeki kuvvet. Önemli olan bizim için parantezin dışındaki kuvvet. Bir de üstü sayılarda hiç işlem yapmadan arkadaşlar mutlaka işarete karar verin. Öğrencilerin düştüğü en büyük hatardan bir tanesi. Burada önce üssün üssünü alıyorlar ve üzeri artı altı olduğu için sanki sonucu artı olduğunu düşünüyor. Üzeri çift işte ne yapar 729 diyorlar ama yanlış. Çünkü üssü sayılarda işlem yapmadan önce işaret belirlenir. Nasıl belirleyeceğim peki işareti? Bakacaksın. Sayımız eksi. Tamam. O zaman parantezin dışındaki kuvvet tek mi çift mi? Tek. Tek olduğuna göre sonucumuz eksi çıkmalı. Eksiyi belirledin ya artık. Artık şimdi neye odaklanmalısın? Bu eksi yokmuş gibi düşüneceksin. 3 üzeri 2 üzeri 3'e odaklanacaksın. Üssünün üssü alındığında üsler çarpılır ve 3 üzeri 6 olur. Zaten işareti belirlemiştik. O eksi sorunun başında duracak. Daha sonra 3 üzeri 6'yı hesaplamak için 6 tane 3'ü yan yana çarparsanız işte bu da 9 çarpı 9 çarpı 9 olur. O da 729 olur. Yine çok soru çözen arkadaşlar 3 üzeri 6'yı ezberlemişlerdir muhtemelen 729 olduğunu. Geçelim o zaman altta görünmeyen bir sorumuz daha var. Evet 9. sorunun son maddesine geçelim. Yine çok şaşırtmacalı bir soru. Sınavda yazıda böyle bir soruda karşınıza çıkabilir. Yine bu soruda düşülen hata. Herkes iki tane eksiği görünce artı yaparak başlıyor. Ama yanlış. Çünkü işlem önceliğine göre önce üssün alınması gerekiyor. Yani bu eksi ile eksi çarparsanız önce çarpma yapmış oluyorsunuz. Halbuki önce üst alınması gerekiyor. Yani o eksi dışarıda dursun. Biz önce şu kutunun içini bir hesaplayalım. Parantezin dışındaki kuvvete bakıyoruz. Çift kuvvet olduğu için evet burası artı olacak. 2 üzeri 3 üzeri 2 de ne yapar? 2 üzeri 6 yapar üstün üssü alındığında. Fakat dışarıdaki eksi bir dursun bakalım. O duruyor henüz. 2 üzeri 6 hesapladık 64 yaptı. Önündeki eksiği de getirirsek arkadaşlar bakın. Eksi ile artının çarpımı eksi olacak. Cevabımız eksi 64 olmalı. Sakın direkt eksi eksiği çarpıp artı yapmayın. Önce üst alınacak sonra işaretler çarpılacak. Geçelim arkadaşlar 10. sorumuza. 10. sorumuzda İpek aşağıda verilen dikdörtgeni ortadan 2'ye keserek 2 adet eş kare elde etmek istiyormuş. Buna göre elde ettiği karelerden birinin çevre uzunluğu kaç santimetre olur? Şimdi öncelikle 4 üzeri 8'i 2 cinsinden yazalım. 4'ü sildik yerine 2 üzeri 2 yazdık. Daha sonra üstün üstü alındığında üstler da Yani bu kenarımız 2 üzeri 16 santimetre. Uzun kenarı bakın şöyle ortadan 2'ye bölmüş ve 2 tane eş kare elde etmiş. Peki acaba bunu karenin bir kenarını nereden bulacağız? 2 üzeri 16'yı 2'ye bölerek. 2 üzeri 16'yı 2'ye bölerseniz eğer Tabii ki bölme işleminde üstler çıkacağı için 2 üzeri 15 olur. Yani gerçekten kare oldu bakın değil mi? Bu da 2 üzeri 15, bu da 2 üzeri 15. Peki karenin çevresi nasıl bulunur? 4 tane 2 üzeri 15 demek çevresi arkadaşlar. Aslında 2 üzeri 15'leri toplayabilirsiniz ama çarpmayla da bulabilirsiniz. 4 tane 2 üzeri 15'i toplarsak bize çevreyi verir. Bu da 4 çarpı 2 üzeri 15'e eşit. 4 yerine de 2 üzeri 2 yazarsanız çarpma işleminde tabanlar aynısı üstler toplanır ve bize 2 üzeri 17'yi verir. Bu da çok önemli bakın üssü sayılarla çarpma işleminde tabanlar aynıysa üslerin toplanması çok önemli. Bunu da mutlaka öğrenerek yazılıya girelim. Bunu bilmeden yazılıya girmeyelim. Geçelim sıradaki sorumuza. Evet bu defa sorumuz üssü sayılardaki çözümleme ile ilgili. Aşağıda fiyatlarının çözümlenmiş hali verilen 3 kalemi alan İpek kırtasiyeye 50 TL vermiş. Ne kadar para üstü aldığını sormuş. Şimdi öyleyse birinci kalem bakalım hangi sayının çözümlenmiş hali. Yani birinci kalemin fiyatını bulalım. 10 ee, üzeri 1 demek onlar basamağı demek. Onlar basamağında 2 olduğunu anlıyorum. 10 üzeri 0 ile çarpılan bir sayı olmadığı için birler basamağında 0 var. 10 üzeri eksi 1 bir, onda birler basamağı olduğu için 5. 10 üzeri eksi 2 gözükmüyor orada 0 var demek ki. 10 üzeri eksi 3 binde birler basamağı bunun kat yazılmadığı zaman demek ki binde birler basamağında da 1 olduğunu anlıyorsunuz. Geçiyoruz ikinci kaleme. Bakın birler basamağı bu 10 üzeri 0. Birler basamağında 9 var. 10 üzeri eksi 2 demek yüzde birler. Yani onda birler basamağı olmadığına göre 0. Yüzde birler basamağında 7 var. Binde birler basamağında da 0 var. Onlar verilmediğine göre. Üçüncü kaleme geçiyorum. Onlar basamağında 1 var. Evet yazalım. Bakıyorsunuz birler basamağında 5 var. Onda birler basamağı verilmemiş. Yüzde birler basamağı verilmemiş. Binde birler basamağında da 5 var. 3 kalemin fiyatını bulduktan sonra toplayalım. Tabi toplarken virgüller tam alt alta gelecek şekilde toplanacak. Burası 6, burası 7, burası 5, burası ise 14 elde var bir 44 lira tuttu. 50 liradan bunu çıkartmamız gerekiyor. 44 virgül 576 TL'yi çıkartırken 50 liranın da burada sıfırları varmış gibi düşünmemizde hiçbir sakınca yok. Öyleyse bunu şöyle yapabilirim değil mi? Komşuya gidip bir sayı alırsam Burası 49,99 ve burası da 10 olacak. 10'dan 6 çıktı 4 kaldı. 9'dan 7 çıktı 2 kaldı. 9'dan 5 çıktı 4 kaldı. 9'dan 4 çıktı burada 5 kaldı. 4'ten 4 çıktı 0 kaldı. Demek ki arkadaşlar İpek'in para üstü 5,424 TL olmalı. Geçelim sıradaki sorumuza. Evet son sorumuz bilimsel gösterimle ilgili. Bilimsel gösterimde kesin yazılda çıkabilecek bir kazanım. Bilimsel gösterim ne demek? Şurada bir hatırlatma yapalım. A çarpı 10 üzeri n şeklinde yazdığımız sayılar arkadaşlar çok küçük çok büyük sayılar olmuş oluyor. Ama bu A sayısı eğer birden büyük bire eşit ve 10'dan küçükse bu A sayısı o zaman bu sayıya yani bu A çarpı 10 üzeri n sayısına bilimsel gösterim diyoruz. Bilimsel gösterim olması için işte buradaki sayının 1 ile 10 arasında olması gerekiyor. Şimdi öncelikle bunu isterseniz çok küçük çok büyük sayı formatında yazalım. Kaç tane sıfır var? 6 tane sıfır var. Öyleyse siz bunu 432 çarpı 10 üzeri 6 yazabilirsiniz. Çünkü 10 üzeri 6 demek yanında 6 tane sıfır var demek. Peki şimdi bilimsel oldu mu? Yani şuradaki sayımız 1 ile 10 arasında mı? Hayır değil bilimsel değil. O zaman işte burada sayının şu sayının virgülü verilmemişse en sonda virgül varmış gibi düşünüp bu virgülü 2 basamak kaydırıyoruz. 2 basamak sola doğru kaydırdığımızda sayımız 4,32 oldu. Niye iki basamak kaydırdım? Çünkü bir basamak kaydırsam 43 olacak. Yine 1 ile 10 arasında olmadı. Ama iki basamak kaydırdım. 4,32 1 ile 10 arasında oldu. Sayımızı eğer virgül kaydırdığımızda sayımız küçülüyorsa üstümüzü iki tane büyütmemiz gerekiyor. Çünkü iki basamak kaydırdık. Üstümüzü iki tane büyüttük. Ne oldu arkadaşlar? Bilimsel gösterimi 4,32 çarpı 10 üzeri 8 oldu. Geçelim diğerine. İkincisine bakıyoruz. Önce bunu çok küçük çok büyük sayı formatında yazalım. Burada ise virgülden sonra kaç basamak var diye sayıyorum. 4, 5, 6, 7, 8 basamak var. O yüzden ben bunu 2345 çarpı 10 üzeri eksi 8 diye yazabilirim. Çok küçük bir sayı bu da. Daha sonra bu sayının sonundaki görünmeyen virgülü buraya kaydırsam 234 oluyor. 1 ile 10 arasında değil. Buraya kaydırsam 23 oluyor. Yine 1 ile 10 arasında değil. Ama buraya kaydırırsam 2,345 olur. Bunu mavi yazalım durun arkadaşlar. 2,345 tam istediğimiz gibi 1 ile 10 arasında. Ama virgülü kaydırdığımızda sayı küçüldü ya. O zaman üssü büyütmem gerekiyor. Kaç tane büyüteceğim? 3 virgül kaydırdığım için bunu da 3 tane büyüteceğim. Öyleyse ne olur? 10 üzeri eksi 5 olur. Geçelim 3. örneğimize. 3. örneğimizde arkadaşlar virgül yine sayının sonunda. Bunu şöyle kaydırıyorum. Sayımız küçülüyor. Sayımız küçüldüğü için üssü büyütmem gerekecek. Peki kaç basamak virgül kaydırdım? 1, 2, 3 basamak kaydırdım. Niye? Çünkü 9 1 ile 10 arasında olduğu için. O zaman bunu 3 tane büyütüyorum. Burası da eksi 20 yapar. Geldik sonuncu örneğimize. Virgül arkadaşlar buraya getirsek 1 ile 10 arasında olmuyor sayımız. Virgülü buraya getirsek 0,4 yine birden büyük değil. Ama virgülü buraya getirirsek 4,33 tam 1 ile 10 arasında oldu. Ama bu defa virgülü kaydırdığımızda sayımız büyüdüğü için üssü küçülteceğiz. Peki kaç bir basamak kaydırdık virgülümüzü? 1, 2, 3 basamak. O zaman üssü 3 tane küçültmemiz gerekiyor. O yüzden üzerine eksi 3 ekliyorum. Yani 4,33 çarpı 10 üzeri eksi 18 oluyor cevabımız. Evet bu videomuzda bu kadar arkadaşlar. Kanalımıza abone olarak, yorum yazarak, beğenerek, paylaşarak... Bize destek olduğun için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.